Tarlam varsa içinde diyor. Kayın varsa kıçında. Küçük başın varsa da koyun keçi başında olacaksın. Dostlar, Teos antik kentinde çekimlere devam edeceğiz. Bugün dünyanın en büyük zeytin üretimi yapabilen ülkelerinden biriyiz. Bizden alıp bizden aldıkları malları başka ülkelere ihraç ediyorlar. Kim yapıyor? Yunanistan yapıyor, İtalya yapıyor, Fransa yapıyor. Dolayısıyla lütfen ne olur asla ve asla zeytin ağaçlarını kesmeyin. Zeytin ağaçları bizim geleceğimiz. Hep beraber gidelim. Dostlar, herkese selam. Evet, bu antik kentte bulunmaya devam ediyoruz. Hasan abiyi bırakamadık. Hasan abi de keçiler var. Bu keçilerin bir özellikleri var. Nedir o? Sanen keçisi var. Fakat o bir değişiklik yapmış. Bu meşhur Maltız, hep size bahsettiğim o Maltız keçisi var ya. Maltız tekesi almış. Maltız tekesiyle Sanen keçileri birleştirmiş ve dolayısıyla ortaya daha güçlü, daha dayanıklı bir kendine göre bir hayvan oluşturmuş ama aslında asıl amacı anladığım kadarıyla yavaş yavaş maltıza çevirmek hayvanları. Doğru mu? Evet. Ya bu işi yapıyorsan en verimlisiyle yola devam edeceksin. Yani Evet, onu Maltız tekesini de şöyle senin meşhur tekeni de bir getirelim. geçek. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu şey yapalı? Abi 2 sene oldu biz bunu aldık. 3 yaşında, 1 yaşında 3 da aldım. yaşında. Ha, Ha. 3 yaşında bu. Şöyle bakarsak Maltız tekesine. Evet, bir de Maltız'la ilgili senden duymak istiyorum. Maltız'ın özellikleri nedir? Bayağı sallı iri bir şey. Ben bir de hep Maltız'ı böyle paçalı zannederdim. Ama aynı zamanda sarısı da var Evet. Maltız'ın, değil mi? Bu sarı. Esası bu. Gerçeği bu. Ha. Şimdi Maltız tekesi. bunların oğlakları daha dayanıklı oluyor. Daha güzel gelişiyor erkekleri. Dişileri de o reaksiyonu uzun olan bir hayvan türü. Şöyle bir tersine çevirebilir miyiz onu? Ha. Sen Şöyle. o tarafa geç. Yani hayvanın bu tarafına geç. Ha. Böyle çevirelim ki daha şey görelim. Şöyle çevir iyicene. Şöyle. Evet. Evet. Şimdi Şimdi kafasını biraz daha bu tarafına. bunların oğlakları daha çabuk gelişiyor erkekleri. Öyle mi? Ha, daha çabuk gelişiyor. Daha iyi kilo alıyor. Yani mesela sen genelde bir oğlağa kaç ay bakıyorsun? Bir sene mi bakıyorsun genelde? Vallahi biz pek oğlak Kurbana mı yetiştiriyorsun sen? kurbana. O zaman bir Kurbana sene bakıyorsun hemen yani hemen. aşağı yukarı. Bir Kaç sene, kilo bir buçuk oluyor? sene oluyorlar ya. Maltızınki iyi geliyor. Gene 50 kilo. 55 kilo Canlı o geliyor. arada 50-55 canlı geliyor. canlı Çok güzel. geliyor ki bunlar yarıyı geçer etti. Peki süt verimi olarak nasıl? Süt verimi zannenden daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Hem sütü daha yağlı. Şimdi sütçüye götürdüğün zaman zaten keçi biraz nazlanıyor. Bunun diyor derecesi düşük. Kuru Yani madde ve yağ oranı daha düşük. evet. Evet. Ama şimdi maltızla beraber olduğu zaman senin keçilerin sütü çok iyi diyor. Nereden Öyle iyi? Bundan iyi diyor, işte. değil mi? Maltızdan geliyor. Yani o zaman Ha. maltızın yağ ve kuru maddesi Evet. sahnene göre daha iyi. Daha iyi. Şimdi mesela zannende 6 kilodan 1 kilo peynir çıkıyorsa veya 7 kilodan bundan 5 kilo da çıkar. Çok güzel. Onun için Bayağı bir değişik. tabi o sonra bunlar hesap işi. Yani Tabii. birazcık bir şey yaparken İyi işte takip etmek lazım. ilimden bilimden faydalanmak lazım. Şimdi yani sizin gibi dostlar tabii siz geziyorsunuz. Daha çok şeyler görüyorsunuz. Bilgi birikim var. Sizden de bilgi alıyor. Siz de Valla bizden alıyorsunuz. öyle zaten. Biz her gezdiğimiz yerde yeni bir şey öğreniyoruz. Evet. Mesela ne dedim ben sana? Ben genelde geldiğim zaman hep Maltız'ı hani çok az Maltız gördüm zaten. En büyük problem o. Gerçek Maltız'ı bulamıyorsun. Zaten Gördüğüm ülkenin Maltızlarda işte paçalı Maltız gördüm. Şimdi ilk defa ben bu Maltız'ı bu şekilde gördüm. Yani dolayısıyla bizim elimizde gösterdiğimiz Maltızlarda bile demek ki melezlikler var. Yani tam safkan değil mesela. Bu safkan bir Evet. Maltız anladığım Ya kadarıyla. doğru insanlardan doğru bilgi alırsan bu işte başarmaman mümkün değil. Evet. Ha, mümkün değil ama Doğru insandan doğru bilgi, doğru insandan doğru hayvanı alacaksın. eyvallah. Eyvallah bu. Yani şimdi tekede, koçta paraya kıymayacaksın.
gidip önemli. De mezbahadan, kurbandan damızlık hayvan alıyorsan erkek geçmiş mi, olsun. Erkek mi erkek değil. Aynen. Onun gerçek için, geçmiş olsun. Onun için damar. Yani damar çok önemli. Yani o damarı damızlıkçıdan alacaksın. Şimdi sen bir damızlıkçısın. Tabii. Esas sakız damızlıkçısısın. Ya biz bu işe hobi olarak başladık. Şimdi ticaretini yapıyoruz bu işin artık. Yani para kazanıyoruz bu işten, ekmek yiyoruz. Bak Allah bin bereket versin. 4 tane 5 tane adam çalışıyor. Bugün işsizlik vardır. Ama iş beceriksizliği, iş ahlakı o yok. Aynen. Yoksa bu ülke hepimize yeter. Yeter ki çalışalım. Yeter ki bakalım çalışalım. Çalışalım. Aynen. Tabii. Biz şimdi aynen. Bir ekip oluşturduk. Herkes birbirine uyumlu. Şu tarafa gelip bu taraftan da bak, burada derinlik al. Arkada hayvan çok ya. Ondan sonra işte keçiler çoğalıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Sağıyoruz. Süt parası alıyoruz. Oğlak parası alıyoruz. Senin nasıl? Mesela keçilerdeki süt ortalaman nedir? Aşağı yukarı kaç litre günlük alıyorsun? Abi günlük ben şimdi bunlardan bu sene 300 kilo kadar düşünüyorum. Yani hesabımız ona göre ki biz hep ortalama yani tabandan hesap yaparız biz. Yani üstte olursa bizi mutlu ediyor tabii. Tabii. Yani tabandan konuşalım. Yani insanlara kirli bilgi vermemek adına daha dikkatli konuşuyorum. Daha dikkatli şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu mala baktıktan sonra keçi olsun, koyun olsun, para kazanmıyorum diyen, işte biz atasözlerini de seviyoruz. Hepsi bin sene dayanılmış da söylenmiş. Evet. Tarlam varsa içinde diyor, kayın varsa kıçında, küçük başın varsa da koyun keçi başında olacaksın. Gidip meyhanede bir anada bir taraflarda olursan bu iş olmaz. Bu iş bakım ister. Parayı başka yerlerde yersen, hayvana yedirmezsen kazanamazsın ondan diyorsun. Ondan sonra tüy. Ne tüy? Bakmadın ki. Doğru diyorsun. Onun için yağmur yaş yok. Sıcak, soğuk yok. Yalnız sen şey dedin, o zaman sakızlarda daha ortalama iyi, 400 litre ortalama dedin sakızlarda. Sakızlarda iyi. Daha iyi yani. Daha sakız iyi. Da aldığın verim düşün keçiden daha yüksek yani. İyi sakız. Değil mi? Allah bereket versin. O başka bir hayvan. Peki, başka bir hayvan. Ben bir şey söyleyeceğim. Besleme olarak keçiyle sakıza aynı bir beslemeyi mi yapıyorsun aynı şey, genelde? Aynı şey. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. O da yayılıma çıkıyor. Yemek arıyoruz. Çuvala koyuyoruz bu keçilerin, bu koyunların, bu kuzuların. Hepsini. Ondan sonra üzerine ilave yapıyoruz mesela. Şimdi kısıra da aynısını yapıyoruz. Gebe olanlara aynı yem veriyoruz. Doğruklara üzerine biraz ilave yapıyoruz. Bu. İşte onlara ayrı yonca veriyoruz. Keçiye de veriyoruz onu. Peki kaç ay otlatıyorsun sen bütün hayvanlarını mesela keçilerini? Bütün kış otlatıyoruz abi. Bizim 365 gün otlama var yani, sende. Var tabii. Yazın sıcak. Nasıl durumlar? Keçi sıcaktan korkmaz. Keçi çalışır. 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 Gece de çalışır. Keçi gece otlamaz. Öyle diyorlar. Koyundan daha fazla otluyor. Yani o zaman geceleri otlatıyorsun, gündüzleri dinlendiriyorsun hayvanları genelde. Gündüzleri kendimi dinlendiriyorum. Doğru diyorsun. Geceleri... Geceleri hayvanın başındayız. Yayılımda, keçi yayılımda, koyun yayılımda. Sabahleyin geliyoruz, sağlayacakları sağıyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Bir dükkana uğruyoruz. Dükkandan sonra hanımın yanına gidiyoruz. Dinlenmeye. Dinlenmeye gidiyorsun. Peki şey, kaç dönüm mera var burada? Abi bizim meramız zengin. Zengin, şöyle zengin. İşte hayvanların sağlığı için biz merayı geniş tutuyoruz. Çok kiraladığımız yerler var. Asil'in, oğlanın yani kayınpederinin geniş yerleri var burada. Çok güzel. Ha, deniz kenarında onların 150 dönüm yeri var. Orayı da biz kullanıyoruz. Çayırda yeri var, onu da kullanıyoruz. Oo. Kullanıyoruz yani. Yani mera sıkıntın yok. Aşağı yukarı 5-600 dönüm yerde geziyoruz biz. Yetiyor diyorsun. Yetiyor. Yani 5-600 dönüm yerde yaklaşık 1000 tane sakız ve 150 tane keçiyle 150-200 keçi var. 200 keçi artı takviye yapıyorsun. Hiç takviye yapmadığın zaman oluyor mu? Oluyor. Kaç ay hiç takviye yapmadan? 5 ay. 5 ay. 5 ay. Hiçbir şey vermeden gidiyor. Hiçbir şey verme. 5 ay güt yalnız. Koyunu güt. Doğru güt yeter ki. Deveyi çek. Bir gün beylenirsin. Güt diyor ama bak. Koyunu güt, deveyi çek. Deveyi çek. Çek neden diyor? Yatırma zamda yürü diyor. İşe git. Ben buraya 10 liraya gitmem. 15 lira isterim. Ulan git işte 10 lira 10 liradır al. İşte değil bu mi? Atasözü bu. Atasözü bu. Çoktan çok olmaz. Azdan çok olur. Azdan çok olur. Doğru. Benim doğru. Param yok. Biz 7 taneden başladık. Sen 20 taneden başla. Bizde o da yoktu ya.
Doğru. Ha, başta yalnız. Bir de bir abimiz var, İnegöllü bir abimiz var. Muhittin abimiz. O da diyor ki, eğer diyor hayvancılık yapacaksan diyor, bir sene çorba içeceksin diyor. Hiçbir şey, çorba içeceksin. Ondan sonraki sene diyor, gelsin kebaplar diyor. Önce bir yatırımını yapacaksın yani. Hayvana yatırımını yapman lazım. Vallahi aç karnına ayı oynamaz. Kusura bakmasın abim. Bu iş çorbayla yürümez. Sen tabii şimdi oturttun işi, onun için öyle söylüyorsun. Oturtana kadar çorba da içmek lazım. Yani çorbayı da şey yapmak lazım. Senin şimdi ama gördüğüm kadarıyla maltızların çoğalıyor. Çoğalıyor. Bayağı maltızların çoğalmış. Orada var. Sanki bir tane de Alpin melezi var gördüm burada. Alpin, evet. Ne yaptın, onu da mı denedin? Ha şimdi onu denemedim. O nereden geldi? O ilk keçimiz, o dışarıda bir alaca bir keçi gördük ya. İlk keçim o benim. O Alpin melezi. Ondan bir şey varmış demek ki genlerinde, oradan çıktı o. Evet, yoksa, kendi kendine çıkmış yani. Yoksa şey yok yani, Alpin olsun falan yok. Öyle bir şey yok. Allah'tan. Maltız ön planda. Evet. Maltız keçisi. Ama Maltız keçisinin benim gördüğüm kadarıyla birkaç tane daha özelliği var. Bir kere boy çok uzun. Çok sallı bir hayvan. Yani bakın değerli dostlar, yani çok uzun sallı bir hayvan. Buna şimdi ayrı bak, bu 180 kilo olur. Bakarsan olur yani, et yaparsan olur yani. Boyer keçisi var şeylerin meşhur. Bu Güney Afrika'nın boyer keçisi var ama boyer keçisine göre bile maltız daha iri. Ben maltızın bu kadar iri olduğunu ilk defa görüyorum yani. İlk defa, baksana boynunu kaldırdığı zaman neredeyse boyumuza yetişiyor yani. Evet. Hayvan gerçekten boyumuza yetişiyor. Allah vergisi abi. Evet. Rabbim vermiş işte bu güzelliklere sahip çıkmak. Bütün mesele burada. Bu güzelliklere sahip çıkma. Peki neden ülkemiz maltızdan vazgeçti? Hadi bunun cevabını ver bana. Niye sahnen? Şimdi, niye maltız değil? Şimdi bizim buralarda maltız meşhurdu. Evet. Çok meşhur eskiden. Dağlarda da vardı. İşte büyüklerin küçüklere kıyamaması. Aman çocuğum yatsın. Ben çoban oldum, dağdayım. O olmasın. O çocuğa onlar ihanet etti esasında. İhanet ettiler, evet. Ha, ihanet ettiler. Çünkü çocuğa çalışmayı öğret. Bir çocuk eğer ki çalışırken çalışmanın mutluluğunu, kaybetmenin üzüntüsünü yaşamazsa o çocuk hayatında başarılı olamaz. Birebir yaşamalı. Tembelleştirdik biz. Bu defterde, kitapta olmuyor. Bir anne çocuğunu seviyorsa, Allah'ını da seviyorsa o çocuğu kaldırsın, yatırmasın onu. Kalk çocuğum, kalk. Kalk sabahleyin, bismillahirrahmanirrahim, aç pençereyi, melekler girer derdi rahmetli anam. Kalkın oğlum. Biz öyle yetiştik. Biz kalkardık, öyle yetiştik. Biz sabah uyuyamıyoruz. Yani bazıları uyuyabiliyor. Biz uyuyamayanlardınız. Yani vallahi, sabah erken kalkanlardınız. Ne yapacaksın? Mecbursun. İşimiz var. Aynen. Bir hata daha yaptık ülkemizde. Bunu hep konuşuyoruz. Ben birçok programımda bunu söyledim. Keçi ormana zarar verir dediler. En büyük hatayı orada yaptık. Keçinin gezmediği orman zararı görür. Bak, keçinin gezmediği orman, orası çoraklaşıyor. Orası verimlileşiyor. Yangın çoğalıyor. Çünkü altını temizlemediği için ormanın. Ürünler duruyor. Barut. Onlar ürün aynen değil. Barut onlar. Aynen. Yani bırak bu hayvanı da hem ormanlar gelişsin hem de temizlensin, yangından önleyelim. Şimdi, bak, uçak alamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. Nasıl oluyor? Kaliforniya'da şimdi ormanlara keçi salmışlar. İşte bu hayvanlar bittiği için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani keşke. Temelinde insanlar bakmadığı için vazgeçmişler ama evet, yani evet. Maltızdan halen, maltız gibi çok değerli bir keçimizden nasıl vazgeçmişiz? Ben bunu hala kafam, hafızalam almıyor. Döneriz. Yani inşallah. Şimdi bakın Osman abi, bizim bu işi yaptıktan sonra, o gençler gördükten sonra Seferihisar'da çok genç hayvancılığa başladı, biliyor musun? Biliyorum. Yani bizim katkılarımız var tabii ki. Yani tabii insanlara gösteriyoruz ama doğru öğrensinler istiyorum. İstiyoruz yani daha doğrusu. Ve benim en büyük arzım, işte sakızı konuştuk, şimdi maltızı konuşuyoruz. Ben inşallah 4-5 sene sonra geldiğimde belki bu çiftlikte sahneni çok az, maltızı çok fazla göreceğim. Rabbim sağlık yani verdiği sürece biz bu işi yapacağız. Sen maltız topla bence. Maltız al, maltıza dön. Şöyle yapacağız. Çağır beni de ki ya Osman gel de maltızı konuşalım seninle tekrar da. Yani kötü, çok istiyorum. Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Bir daha geldiğimde inşallah 4 sene sonra diyorsun. Belki de mandıra açmış olacağız. İnşallah. Daha erken de gelirim. Ha. Mandıracılar seninle oynuyorsa oynuyor, sen tabii perakendeye tabii önem vereceksin. Tabii. Yani biz yıllarca mandıracılara, ben de mandıracılık yaptım. Hep söylediğim şuydu. Sen
üreticiyi öldürürsen yarın bir gün üretecek. Senin yaşama şansın yok. Şansın yok. Yok. Bugün Ezine peynirinin özelliği neydi? İçinde koyun, keçi, manda, inek, yerli inek bahsediyorum. Yani Holstein'lar dışında. Ne oldu? Biz onu kaybettik. Evet. Şimdi bizim koyun ve keçi bu ülkenin geleceği Küçükbaş. Bak bunu aynen unutmayalım. Evet. Bu dostlar bu ülkenin geleceği Küçükbaş. Küçükbaş'ın geleceği de meralar, meralar, meralar. Meralar. Başka hiçbir şansımız yok. Meralar. Bir de bakın devletin bize sahip çıkması lazım. Mehdi'yken bir dönemi yaşadık. Evet. Sen de yaşadın. Evet, evet. Kulakları çınlasın. Bize Ankara'da bir seminer yaptı. 44 ilin hayvanını tanıttı bize. Ne güzel. 44 ilin hayvanını tanıttık. Cumhurbaşkanı da dinlesin. Tarım Bakanı da dinlesin. Biz Mehdi Eker zamanında para kazandık ve tavan yaptı hayvancılık. Ben de şöyle bir şey katayım. Ha. Ben politika konuşmayı pek sevmiyorum. Politika değil bizimki. Değil, biz bizimki söylemek. Politika değil. Ha. Şöyle söyleyeyim. Ben de son 50 yıldır hep Tarım Bakanlarına bakarım. Kimler oluyor Tarım Bakanı diye. Bizim isteğimiz, üreticinin isteği Tarım Bakanı'nın paçasına çamur ve gübre değmiş olsun. Bizim isteğimiz abi, o. Sahaya gelecek. Bir sahaya tek gelecek. Son 50 yılda bir tek veteriner hekimdir kendisi. Buradan selamlarımızı da ilelim. Mehdi Eker'dir. Mehdi Eker gerçekten bizim derdimizden anlamıştır. Anladı. Selam olsun ona ama her şeye rağmen bizdendir. Çünkü niye? Evet. Veteriner hekim. Evet. Ziraat mühendisi olsun, veteriner hekim olsun. Olmasın ya da ama üretici olsun. Yani oradaki bakanın hayvanın içinden gelmiş olsun. Ya, bak biz hayvanın içindeyiz. Nasıl ürettiğimizi bir görsün. Yani verdiği evet destekten çok bizim sırtımızın sıvazlanmasına da ihtiyacı evet var. Bakın evet, bu hayvancılık Cumhuriyet'ten önce de vardı. Cumhuriyet'ten sonra da vardı. Çoğalarak geliyordu. Evet. Birlikler kuruldu. Birlikler kuruldu. Onların sanki o birliklerin tabii doğrulara değil, eğrilere sistemim. Sanki ülkem hayvancılığını bitirmek için mücadele ettiler. Sadece kendi cepleri, kendi menfaatleri için çalıştılar. Üreticiye hiç kimse sahip çıkmadı. Şimdi bazılarını sistem ettiğim için görevden de aldılar. O da dinlesin. Görevden de aldılar. Birlikte bugün bir şey kalmadı. Eskiden süt topluyorlardı, tankerler vardı, bilmem neler vardı. Bitti. Vallahi birlik. Bizim bitti. Ben şöyle birliklerden ziyade birlik olmaya ihtiyacımız var. Birlik üreticilerin zaten birlik olmaz olmasına birlik ihtiyacımız olmasa var. Birlik olmasa zaten olmaz. Biz birlik olarak bu sütü peynirde, yoğurtta değerlendirsek bir kat daha fazla para kazanırız. Dünyaya bile mal satarız. Ve hayvancılık da çoğalır. Aynen. Onun için doğru kişiden doğru bilgi alırsak, o doğru insanlarla hep beraber olursak, bize bu işe gönül vermiş, bu işe sevda vermiş, kıblesi insan olan insan, birlik başkanları lazım. Kendi çıkarları doğrultusunda ben başkanım diye kasılmayacak. Sen benim adıma oradasın. Öyle, senin ayrılığını ben ödüyorum. Beni temsil Sen beni ediyorsun. Temsil ediyorsun ama batırmak için uğraşıyorsun. Etme o zaman. Peki ha. Hasan abi gene seni kızdırdık. Aklına gelince her şey gene üzülüyorsun. Üzülüyorsun tabii. Hasan abi keçicilikle ilgili vermek istediğin mesaj var mı? Yani keçiyle ilgili. Vallahi abi keçi olsun koyun olsun. Gençlere hep söylüyorum gene söylüyorum. Hadi gençler kalkın hem ülkemizi kalkındıralım. Hem para kazanalım, hem de bizden gelecek olan nesiller bu hayvanın etini, sütünü, peyniri yedikten sonra daha sağlıklı olur. Bizim sağlıklı gençlere ihtiyacımız var. Hepinize saygılar sunuyorum. Programınızı izlemenizi istiyorum. Osman abiye de çok teşekkür ediyorum. Bizi geldi buralarda buldu, zahmette bulundu. Sağ olsun, var olsun. İnşallah gençlere bir çağrımız olur. Bu işe başlarlar ve para kazanırlar. Evet ben Hasan abiyi bırakamadım bir türlü ama çok da güzel oldu. Dostlar hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.